Merhabalar, Eda Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere sunumu çok daha kolay olan porsiyonluk Alman pasta tarifim var. Bunun için karıştırma kabına süt, sıvı yağ, eritilmiş tereyağı, yumurta, toz şeker, vanilya ve maya konulup güzelce karıştırılır. Ardından kulak memesi kıvamına gelecek kadar un eklenir. Hamurumuz toplandıktan sonra yaklaşık 15-20 dakika kadar mayalandırılmak için dinlendirilir. Dinlenen hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp yuvarlanır. Hamurumuz bittikten sonra yaklaşık bir 15-20 dakika kadar daha tepsi mayası yapıldıktan sonra önceden ısıtılmış olan 175 derecelik fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirilir. Muhallebisi için ayrı bir tencereye süt, un, nişasta, toz şeker ve yumurta konulur. Koyu bir kıvama gelinceye kadar karıştırılır. Altını kapattıktan sonra bir paket vanilya eklenir. Ilıyınca bir paket toz şanti eklendikten sonra yaklaşık 4-5 dakika kadar çırpılır ve soğumaya bırakılır. Pişen hamurlar ılıdıktan sonra ortadan ikiye kesilir. Sıkma torbasına yerleştirmiş olduğumuz krema kesmiş olduğumuz hamurların üzerine sıkılır. Dilerseniz üzerine muz dilimleri de yerleştirebilirsiniz. Muz dilimleri yerleştirecekseniz sıkma torbasıyla çok hafif bir krema sıkıp hamurun diğer parçasıyla kapağını yapabilirsiniz. Üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet şifa olsun. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.